Transfer programına hoş geldiniz. Süper Lig'e geçiş yapıyoruz. Hazır mısın Or? Tabii ben de. Haydi bakalım. Dedim. 20 Eylül Cuma günü yarın saat 20.30'da açılışı yapıyoruz. Göztepe Konya Spor. Ne olacak bu İzmir'in hali? Ne olacak? Ne olacak? Yalnız geçtiğimiz hafta Konya Spor'la ilgili <laughs> o kadar dedik. 1-0 bitti. şey, berabere bitmesin. Ne olursa olsun berabere bitmesin dedik. Konya aldı maçı. Valla e, aynen öyle. Denizli sezon bu sezon ilk golünü yedi. Evet. E, Konya'ya karşı. Konya şöyle bir aritmetiği var. Yani özellikle belli bir dakika kadar maçı 0-0 getirir Saykut Kocaman. Biliyorsun son bölümde enerjileri artıyor. Hı hı. Dinamik bir takım. Fizik kalitesi yüksek. Denizli'ye karşı tam bunu yaptılar. Mia'nın golüyle maçı kazandılar. Göztepe karşı da muhtemelen onu yapmaya çalışacaklar. Bu arada küçük bir bilgi vermek isterim. Göztepe 2005-2006 sezonundan beri Süper Lig'de ilk 4 haftada gol atamayan ilk takım oldu. İlk ekip oldu değerli izleyenler. Evet 4 hafta golü yok. Tam Aykut Kocaman'ın isteyeceği türden bir rakip. Çünkü belli bir dakikaya kadar 0-0. Hatırlıyor musun? Fenerbahçe çalıştırırken bir maçta erken gol attılar. Fenerbahçe çalışırken değil mi? Dedi ki beklemediğimiz bir anda golü attık. <laughs> Yani çünkü niye? Kafasındaki şekil belli bir dakikaya kadar maç berabere gitsin ve ondan sonra vites artırır. geçtiğimiz hafta da böyle söyledin. Konya Spor, Denizli Spor karşısında puanı aldı. Ama 1-0 yendi zaten çok doğal. Yani Konya yani zaten 1-0 galibiyet için kotluyor. Aykut Kocaman da benim iyi arkadaşım ama yani bu. Mantalitesi bu. Adam diyor ki bari diyor çok koşan, çok dinamik bir takım yaratayım. Çok organize bir takım yaratayım. Madem bu kadar kaliteli oyuncum yok. Yani belli bir dakikaya kadar beraber götürürsem sonra vitesi artırırım. Ömer Ali ile artırırım. işte Milosevic ile, Bayiç ile artırırım. Göztepe'ye karşı da az gol olacağını düşünüyorum yine başta Zaten çok sürpriz bir şey değil. Yani Göztepe Konya az golü olacaktır. Göztepe Hı -hı. zaten gol atamıyor ama Mossoro ve Napolyoni yani Başakşehir'den bir iskelet transfer ettir. Hatta orta sahadaki Soner'i de alırsan Başakşehir'in e, omurgasını aldılar Göztepe'ye koydular. Peki Konya Spor maçı mı olacak sence? Ne, nasıl görüyorsun? Yok Göztepe muhtemelen bir taraftarıyla çıkacak, evet evet taraftarıyla Özgür Yankaya yönetecek. E, çok daha istekli olacaklardır. E, Mossoro ve Napolyon'u kötü oyuncular değil ama tabii ki bir adaptasyon süreci var. İleri ikisi olduğu için söylüyorum. Ayrıca Yasin Öztekin geçen hafta kulübedeydi. Eren kulübedeydi. Yani hepsinin bir ritim yakalamasını bekliyor Tamer Tuna. E, Konya'nın maçı olacak demek çok iddialı olur. Ama ilk golü atan tarafın avantajlı konuma geçeceği ve bunun Göztepe olabileceği bir maç bence sence? Bence de. Göztepe, Göztepe bir yerde değiştirecek. yapabileceğini düşünüyorum ama bu spor mu olur bilemiyorum. Olabilir bence. Peki. Mesela ilk golü Göztepe atarsa pekala 1-0 veya 2-0 kazanabilir. Öyle mi? İlk yani golü tabii. atan mı kazanır? İlk golü atan büyük avantaj olur maçta. Peki. Diğer karşılaşmaya gidiyoruz. Tamam. Haftanın bence en çekişmeli mücadelelerinden bir tanesi olacak. Çünkü bu hafta sanki bir süredir kazanamayanların haftası olacakmış gibi hissediyorum. His bu. Kasımpaşa Antalya Spor. Kasımpaşa Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyor değerli izleyenler ve rakibi de zorlu Antalya Spor. Antalya'da hiç fena değil. Kayseri'li 2-2 berabere kaldılar. E, Santr Blanco yavaş yavaş gol atmaya da başladı. Kasımpaşa ise atamıyor bir türlü. Hı hı. Bu sezon gol beklentisi Kasımpaşa'nın 5'miş. Yani normalde 4 maçta 5 gol atmaları lazım. Optanın gol beklentisi verisi var ya sadece iki gol atabildiler. Yani buldukları pozisyonları gole çeviremeyen bir takım Kasımpaşa. Ee, onlar da Mametiyam, Santrfor for Mametiyam'dan, kenar oyuncuları Koyarajman İran'dan artık skor bekliyorlar. Peki bir parantez açıyorum. Bazen böyle kendimizce kurallar kitabını şöyle bir hatırlamış olalım. Yani futbolun kurallarını, futbolun dinamiklerini hatırlamış olalım. Şimdi bir takımda teknik direktörün faktörü oranı yüzde kaçtır başarı için sence? Yani gerçekten geçen. takımdan takıma değişiyor. Şimdi Öyle geçen mi? sezonki Başakşehir'de Abdullah Avcı. Mesela inandığım Abici, bir hoca. Geçen sezonki Başakşehir'de Abdullah Avcı yüzde elinin üzerindedir. Değil mi? Hı, hı. Yüzde elinin üzerindedir. Bu sezonki Beşiktaş'ta Abdullah Avcı yüzde elinin altındadır. Gerçekten o takım kalitesi. Ya böyle gittiği değişiyor. yeri gerçekten şekillendiren insanlar vardır. Kadın olarak da erkek olarak da kadınlarda belki bu şey karakter daha baskın olabilir. Yani o hepimizin mutlaka hayatında böyle arkadaşları var. Gider ve orayı güzelleştirir, hareketlendirir, renklendirir. Çünkü asıl olan o kişidir. Yani bazı teknik adamlar da öyledir. Abdullah Avcı güzel bir örnek. Şimdi ben benim için Kemal Özdeşte onlardan bir tanesi olarak görüyordum. Ama göztepe'de olmadı. Belki evet. dinamikleri farklıdır. Kasımpaşa'ya tekrardan geldi. Yani yine toparlamaya çalışıyor. Kemal Özdeş çok değerli bir teknik adam ama yani sadece oyuncu bazında mı sıkıntı Kadro yaşıyor? Kadro kalitesi yani düştü. Ya yani öyle olsa bile ya Kemal Özdeş bu yani mutlaka bir ama şeyler yapar. Ama çıkıp Kemal yapardır. Özdeş atamaz ki golleri. Şimdi Cagney yani, gitmiş. Evet öyle ama. Cagney gitmiş, Trezege gitmiş, Eduk gitmiş. Geçen sezon ilk yarısındaki idealleri üçlü buydu. Üçü birden gitmiş. Aldığın oyunculara bak özellikle geçen sezon devre arasında aldığı oyuncuları söylüyorum. Tobias Hines hiçbir katkı alamamışsın. Hayredinovic, ya oynuyor ama daha gol asist anlamında çok bir katkı alamamış. Skoufe'ye aldılar, gitti. Ee, geçen sezon devre arasında azat top diye aldılar. Mesela o da beklenti yüksek olan bir oyuncuydu. Bir fayda sağlayamadılar. Geçen sezon devre arası yapılan transferler Kerim Hafız var. Yani bütünüyle katkısız. O zaman Kasımpaşa'nın başarısız olmasının sebebi yegane sebebi futbolcular mı diyoruz? Transferler. Büyük yani. ölçüde futbolcular iyi futbol, futbol, iyi futbol, iyi futbolcu oynar. İyi futbolcular gitti, kötü futbolcular geldi. Ya da en azından henüz iyi futbolcu olduğunu göstermiş futbolcular geldi. Bu kadroyla bu kadar. Kasımpaşa Antalya maçı da e, bana sorarsa zorlu olacak. Antal evet Antalya'nın yani çünkü geride kapanacaklar, bekleyecekler, topu Kasımpaşa'ya bırakacaklar. E Kasımpaşa ondan sonra boşluk verince Antalya fırsat arayacak. Pekala Antalya fırsat fırsatlar Antalya bulur. Peki Antalya'ya yenilirse Kasımpaşa yine böyle süreçleri yaşar mı? Bence yaşamamalı. Bence Turgay Cener, Sayın Cener, kulübün patronu, sahibi, başkanı. Yani bu kadro kalitesi iyi değil. Hatayı Kemal Özdeş'te aramamalı. Devre arası transfer planlamalarını şimdiden yapsınlar. İyi oyuncular getirsinler. Nasıl Cagney'i daha önce buldunuz, Trezeguet'i buldunuz, Andre Castro'yu buldunuz değil mi? İyi oyuncular buluyorsunuz. Onları buldunuz getiriniz Türkiye'ye. Eren derdi yok ki ilk Kasımpaşa getirdi Türkiye'ye. Yani bu oyuncuları bulup yine öyle oyuncular bulacaksınız. Kasımpaşa Ligi. Bernard Mensah'ı Kasımpaşa getirdi lige Devre arasında şimdiden çalışacak. Peki. Kemal Özdeş'i de seviyoruz bu arada. Kemal Özdeş Kasımpaşa için en uygun menajer. Katılıyorum sana. Kayseri Spor, Denizli Spor. Lige nasıl bir giriş yaptı Denizli Spor böyle ya? Yani Süper Lig'e giriyorsunuz, Süper Lig'e geliyorsunuz, gelmekle kalmıyorsunuz, fırtına gibi esiyorsunuz. Kesinlikle ama Yücel Yıldız de aynı Kemal Özdeş gibi. Hakkı Ağız teslim edilmiş değerli teknik adamlardan. Süper Lig'in en yaşlı teknik adamı. Çünkü neredeyse bütün kariyeri alt liglerde geçti Yüceli dizi. Hı hı. O fırsatları çok fazla yakalayamadı. Bir Karabük dönemi var başarılı. Hı hı hı. Şimdi Denizli ile e, alt ligden gelen oyuncularla transferli bir karma yaptı. Ben Karabük geliyor aklıma. Yani şey gözümün Değil önüne mi? bazı takımlarla bazı teknik adamlar örtüşür. Süper Lig'de en yani çok Karabük iz bırakmıştı. Nasıl bir maç olur sence? Denizli Spor geçtiğimiz ee, hafta yenildi. Kayseri Spor duran toplar dışında bir türlü gol bulamıyor. Duran toplar dışında bir golü var. Denizli zor golüyor. Hı hı. Dolayısıyla çok yüksek skorlu bir maç olacağını düşünmüyorum. Ee, son 15 maçta Kayseri Spor gole kalesini kapatamamış. Kayseri yiyor. Evet. Denizli yemiyor ama. Evet. Kayseri Spor 29 gol yemiş son 15 maçta. Ya Kayseri de savunma anlamında bir istikrar sağlayamadı. Şimdi geçen hafta Antalya'ya iki gol yediler. Pulay'in ve Rienstra savunma göbeği. Yani savunma göbeği o kadar çok değişti ki hatta sol beki Yasir. Ee, bu sağ beki Lopez farklı Lopez. Yani düşündüğün zaman savunma grubu orta sahada Cece geçen sene Ankara gücündeydi. Tamamen değişmiş evet. gerideki grubu. Yani ne diyorsun? Kimin maçı olacak Kayseri'nin Denizli Spor mu? Bunu tahmin etmek zor. Az skor olacaktır. Denizli zor golüyor. Birer puan iki takım içinde kötü sonuç olmaz. Kayseri'nin evet. son iki maçına ben bakıyorsun. 3-2 kaybetti. 2-2. Ben görüyorum. Öyle mi? Evet. Yani defansa gerçekten çok zor dönemler yaşıyor Kayseri Spor. Bence evet. geçtiğimiz haftayı da göz önüne alırsak. 3-2-2-2 evet. son iki maçı. Evet. Biraz böyle gol bekliyorum bu maçta. Evet, orada zıt düştük seninle. Bence düşük öyle skor mi? olur bu maçta dedim. Sen yüksek skor olur dedin. Bakalım. Haftaya görüşeceğiz. Fenerbahçe Ankara Gücü. Ankara Gücünde yeni bir sayfa açıldı. Metin Aynen diyordu. öyle. Geldi. Çok iyi başlamadı ama. Son zamanlarda da zaten son teknik direktörlerine baktığımızda böyle hızlı 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 değişim sağlanıyordu. Bir türlü o istikrar da olmadı. Oturtamadılar. Ee, ve bu değişimin akabinde Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Aykan Atik'le başlayacaklar da sezona başlamadı. Ondan sonra Adnan Örnek de yani Adnan diyecektim çünkü futbolculuğunu, Hı -hı. kaleciliğini hep izlediğimiz Adnan örnekli devam ettiler. Şimdi Metin Diyar'ın dediğin gibi ya bir sezonda bile bir antrenör istikrarı sağlamadı. Bir de yani ekonomik olarak Süper Lig'in en sorunlu takımı transfer tahtası açıldığı zaman haber oluyor yani sürekli kapalı. E Birçok iyi oyuncusu gitti yine. Ben Mustafa Kaplan'la konuştum geçen sezonun sonu. Dedi hı hı. ki 9 oyuncu kaldı. Yani antrenman yapsak antrenman yapacak oyuncumuz yok. Sürekli o şartlarda ligde mücadele etmeye çalışıyor. Ee, topu rakibe bırakan bir takım. Muhtemelen Fenerbahçe bırakacaklar topu. Hı hı hı. Kontra fırsat fırsatı arayan bir takım. 5 şe karşı enteresan bir şekilde o fırsatı bulmuşlardı. Kolay maç olmaz yani. Fenerbahçe Ankara yücünün hızlı çıkışlarına dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi gerekecek. YouTube'dan izleyicilerimizin böyle yorumlarına bakıyorum bu maçla ilgili de. Fener banko alır diyor. Fenerbahçe tabii ki diyenler var. Fenerbahçe'yi böyle vurgulayan çok fazla izleyicimiz var. Tabii Fenerbahçe favori şüphesiz. Yani ama ben çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ankara gücü nezdinde. Yani teknik direktörleri bu kadar değişiyor ama sonuçta dördüncü haftaya baktığımızda yani Başakşehir'den, Kayseri'den, Göztepe'den, Gençlerbirliği'nden, Kasımpaşa'dan daha fazla puan kaydetmiş tabii. Ankara Gücü. Yani Ankara gücünü hafife almak? Doğru iyi kapanacaklardır. Dokuzlu blok halinde duracaklardır. Or koşucu önde. Hı hı. Dokuzlu blok arasında Fenerbahçe pozisyon bulmaya çalışacak. Ee, erken gol bulursa farkı gidebilir Fenerbahçe. Erken gol bulamazsa maç sıkıntıya girebilir. Öyle mi? İki türlü de gidebilir. Yani bu maçla ilgili gerçekten analiz yapmak kolay değil. Fenerbahçe yeni transferlerini de şöyle bir görebilir miyiz artık İsa'yı mesela? Tabii Mesela Jailson'la Gustavo'nun stoperde oynaması son Alanya Spor maçında yani ön libero Isla 3 sezonun üçüncüsünde düşüşte tabii evet. yaşı geçtikçe. Ee, ön libero bölgesinde Jailson'u görebiliriz çünkü Rami artık yavaş yavaş yani orijinal stoperler yavaş yavaş girebilir. Hı hı. Jai son sonra da Gustavo'yu kullandı. Açıkçası küçük bir hayal kırıklığı oldu. Ben gelir gelmez onu oynayabileceğini düşünüyordum. Rami'nin mi? Evet. Öyle değil mi? Rami her takıma gittiğinde adapte olur çabuk. Yani Marsilya'da gitti çabuk, Valencia'da gitti çabuk adapte oldu, Milan'a da gitti çabuk adapte oldu. Her yerde oynadı. Ya yani Rami'nin bir adaptasyon sorunu yaşayacağını ben düşünmüyorum, katılıyorum sana. Bu maçta? Zaten Hasan, Hasan Ali söyle. yok, Moses yok. Yani Antrenmanlara birlikte... dönmüş. Evet, İsla'yla birlikte. Emre Belözoğlu'nun durumu net değil. Oynayabilir şeyi daha yüksek. Yüzde 50 51 evet. oynayabilir diyorlar. O katkı yapar. Emre oynarsa çünkü daha fazla yönde oynuyorlar. Oyunu yönü çabuk değiştiriyor Emre. Mesela burada alıyor, buraya veriyor. Burada alıyor, buraya veriyor. Oyuncu yönü değiştiriyor. O yüzden e, Fenerbahçe şey erken gol bulursa farka gidebilir diye düşünüyorum. Kadıköy faktörü var demiş. Kuşkusuz. Kadıköy faktörünü ortaya koyduğumuzda evet. Haksız sayılmazsınız. Yani, e, Trabzon maçı var. De. Hızlanalım. Sağsında oynadığı ilk maçları da kaybetmedi. Hızlanıyorum. Çaykur Rizespor Gaziantep Gazişehir Gaziantep. Şumunika'yı ayrı seviyorum. Takım. Yani tek zaten yabancı teknik adam. Aynen Çaykur Rizespor bence onları çok zorlayacak. İki iyi takım. Rize 8 puanla ikinci. Gazişehir Fenerbahçe'den 5 yıldan sonra muazzam bir çıkış yaptı. o yüzden Rize Spor çok iyi savunma takımı. Kolay Hı. gol yemiyor. İki takımı da sonuç ne olursa olsun tebrik etmek lazım. Rize 4 haftada sadece 8 isabet düşük gelmiş kalesine. Müthiş bir savunma hmm, takımı. Çok. Maç başına sadece 2 üçte fırsat veriyorlar. Az gollü olmasını bekliyorum. Az gollü mü? Kayo da cezalı. Ben, ben de bol gollü olmasını bekliyorum bu maç. Öyle mi? Evet. Yine mi ters düştük? Ters düştük bunda. Çünkü ben haftanın en iyi ikinci maçı seçiyorum. Olabilir. İyi maç olabilir. Hatta bakıyorum. Birinci Ama bak Gazi Şiir, maç seçiyorum. Gazi Şiir biraz geniş alan takımı. Niye Beşiktaş'a karşı çok pozisyon buldu? Hem Beşiktaş hücum takımı Hı -hı. hem de erken eksik kaldılar. Dolayısıyla Gazi Şiir çok boş alan buldu. Tumasi falan koşucu, Kayode koşucu. Rizvo boşlukları vermez. Ama bakalım. yani. Heyecan artacak işte. Süperlikte tahmin yapmak çok zor. Deli işi zaten. Yani çünkü her takımın her hafta performansı o kadar değişiyor ki. Delilik Bakıyorum yani şöyle bu. şöyle maçlara. Yani evet. Çaykur Rizespor Gaziantep maçını haftanın maçı seçiyorum. İyi maç olur. Katılıyorum. İyi maç olur, oluyor. İyi maç olur. Gençler Birliği Alain Spor. Gençler Birliğimiz puan tablosunu gösterdiğinden daha iyi takım. Yani <laughs> bir kez Birliği daha altın Birliği çizeyim. Trabzon'a karşı da gayet iyi top oynadılar. Gerçekten senin için Ankara'ya gittiğimde Gençler Birliği maçına denk gelirsem Gençler Birliği maçına gideceğim. O Ama geçen hafta dedim bak Gençler Çok Birliği güzel. Trabzon'da e, yani sürpriz bir puan çıkarabilir, çıkardı. E, bir puan alabildi. Ama Doğru. Trabzon'da. Trabzon'dan aldı o bir puanı. Nasıl sayılmazsın. Alanya Spor'un Alanya... ilk puanlı lider. Süper oynuyor. Ee... Alanya Spor'un aynı zamanda yönetimini tebrik edelim mi? Çok iyi transfer politikası. Transfer politikası çok iyi. Gelenleri, gidenleri çok iyi ayarladılar. Aynı zamanda başarıyı... Ya o kadar güzel böyle senkron tuturdular ki. Katılıyorum. Umarım devamı gelir. Bakasetas süper bir sezon açılışı yaptı. Nasıl bir maç olur? Bence ama? E, bence Alanya Sporu Gençlerbirliği durduracak. Öyle mi? Evet. Peki. Diğer maça gidiyorum. Malatya Spor Galatasaray. Dırın, bir efekt ne güzel olur. Haftanın yine e, yani sürpriz sonuç çıkabilecek maçlarından biri. Sergen Yalçın Avrupa Ligi olmasaydı şu an Alanya kadar puan toplamış olabilirdi. Ya bak şimdi böyle yorum yapıyorsun sonra bunlar rotasyona gittiğinde onlara da kızıyorsun. Doğru. Doğru. <laughs> de, değil mi? Ama şöyle de bir gerçek var. Malatya'nın daha geniş kadrosu olsa keşke. iki cepheyi de götürürdü. Keşke, Biraz daha bir kadrosu keşke. var. Gökhan Töre yine yok. Artık yani kızıyor kendisi. Kronik sakat demeyin bana diye. Ama yani bu burbur'u yazmasınlar artık. Gökhan Töre yok diye. <laughs> Her hafta kızıyorsun sen ona. Gökhan Töre'nin varlığı haber olmalı. Belhan da yok. Bizim habercilikte öyleydi. Daha önemlisi. Derilen örnek oydu. Belhan da yok. Olur? Bence e, Galatasaray puan kaybedebilir. Sen benim esprilerimi dinlemiyor musun? Son, son cümleni kaçırdım. Notlara <laughs> bakıyorum. Dinlemezsen böyle olur. Peki. Youtube'dan izlerim. <laughs> hızlı hızlı gidiyorum. Beşiktaş. ne dedik Malatya Galatasaray'a? Galatasaray'ı favori görüyor musun? Yok Galatasaray'ı favori görmüyorum. Öyle mi? Galatasaray takılabilir. Yapma ya. Galatasaray takılabilir. Karşılıklı yani Malatya'da atıp Galatasaray'da atıp böyle 1-1-2-1 bir, 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 oraya gidebilir bu maç. Bu Malatya Spor'un 10 e, golle ligin en golcü ikinci takımı olmasından Malatya <laughs> iyi takım. İnan bana bak bu yıl 6. bir şampiyon çıkabilir. Alanya çok iyi takım. Malatya da iyi takım. Bak bu Alanya ile Malatya ligi belli bir bölümüne kadar bence götürebilirler iş. Peki. Fatih Terim'de yok bu arada. Fatih Terim'e ceza Onun, onun... Geldik Avrupa Ligi takımlarına mı? Beşiktaş, Başakşehir. İkisi de bu akşam oynayacak. O yüzden evet. şimdiden bir şey söylemek çok zor. Doğru. Ama haftanın en güzel maçlarından bir tanesi olacak. Belki de bir numara. Avrupa etkiler mi peki her iki takımı? Şüphesiz. Galibiyetle gelen galibiyeti görür mü? Mağlubiyet. Moral olur değil mi? Evet. Doğru. Etkiler. Vida ile ikisi de cezalı. Burak hala sakat mı bilmiyorum yoksa ya yani lige yetişme imkanı var mı? Yok mu? Hı, hı. sakat. Roko sakat. Ama Peki. net değil. Yani yetişme dakika alma durumları olabilir diye. İkisi e de yorgun olduğu için böyle beraberlik mi görüyorsunuz? Ön plana çıkabilir. Katılıyorum. Evet burada sanırım ilk Biraz kez önce aynı önce dinlemedin ama neyse. Hadi Kaçırdım, devam ediyorum. Devam ediyorum. Bence beraberlik ön plana çıkıyor bu maçta. Sivas Spor, Trabzon Spor. Pazartesi değil mi? Evet. Kaç gün? Cuma, Cumartesi, Pazar? Pazartesi. 4 gün dinlenmiş olacaklar. üç buçuk dört gün. Ee, Sivas Spor... Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i gayet iyi durdurdu. Ee, ayrıca ön tarafta Mert Hakan Yandaş iyi bir sezon açtı. Bu sezonun Hakan Arslan hep ön plana çıkardı. Diğer Hakan'ı ön plana Hı -hı. çıkabilir diye düşünüyorum. Emre Kılınç, Yatabar 11'de oynadılar. Aruna Kone ve Abdutvara sonradan girdi. Yani Sivas ön taraftaki seçeneklerini artırdı. Rıza Hoca bir önceki gelişine göre daha geniş bir kadroya sahip. Kolay maç olmayacak Trabzon için. İki takım da gol atar diye düşünüyorum. Ee, böyle Avrupa'dan bu maçta 1 1 2 2 falan gidebilir bu maçta. Peki. İyi maç yani. Güzel maç bu olacak. hafta güzel maçlar var. İlk üçü hangisini seçtin şimdi haftanın ma maçlarında? Ben Çaykur Rizespor Gazi Şehir Gaziantep'i seçtim. Beşiktaş Medipol Başakşehir haftanın güzel maçlarından olacak. Katılıyorum. Diğerini sürpriz. Sivas Trabzon'u mu seçtin? O da iyi maç. Mi? Gençler bile Alanya'da iyi Bili maç alanya olacak. İnan bana iyi maç olacak. Bence de. Bak Gençler bile CEO'yla ile Sesanyon çok iyi ikili oldu. Daha Türkiye farkında değil. Giovanni CEO mesela birkaç hafta içinde manşetlerde olabilir. Peki. Bittiğinde bu programı bir kez daha izleyeceğim bakayım. Ne kadar tamam. tahminleri Tamam ben izlememeye çalışıyorum. <laughs> Mümkün olduğunca görmezden geliyorum. Neden? Hadi Trabzon maçına gidelim. Peki o zaman. Ee, yorumların için pek teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Haftaya Perşembe günü görüşürüz değerli izleyenler. Bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Bizlere katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Youtube'dan gelen yorumlara, sorulara yanıt bulamadık. Ama söz veriyorum haftaya Perşembe günü saat yine 19'da burada buluştuğumuzda sorularınıza tek tek yanıt bulacağım. Ee, şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar.